8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde İstanbul ilginç bir anneler buluşmasına ev sahipliği yaptı. Tüp bebek konusunda en ileri ülkelerden biri olan Türkiye'yi tercih eden onlarca anne bir araya geldi. Annelik duygu çok... çok... Ağlıyorlar ama aslında yıllarca hayalini kurdukları, hasretini çektikleri bebeklerine kavuşmanın mutluluğu akıyor gözlerinden. Bir anda tepenin en üst noktasındasınız ve bir anda bir ufak bir kanama, ufak bir sancı, bir şey sizi o tepeden aşağı indiriyor. Kimi İngiltere'den, kimi Amerika'dan, kimi ise İsviçre'den kalkıp geldi İstanbul'a. Türkiye'de gördükleri tedaviyle çocuk sahibi olan anneleri Kadınlar Günü buluşturdu. Vildan Temel de onlardan biri. Birinci denememiz başarısızdı. Ondan sonra tabii hemen hiç umudumuzu kesmedik. 3-4 ay sonra tekrar bir deneme yaptık. Umutsuz geçen 2 yıldan sonra Lörin'e kavuşmak çok güzeldi. Pipiton çifti kızları Melisa'ya 7 yıllık mücadelenin sonunda kavuşmuş. 18 hafta sürdü gebeliğim. 18 hafta sonra o bebeğimi kaybettim. İkinci kez gebe kaldım. O gebeliğimde maalesef 9. haftada sona erdi. Kucağıma aldığım an o zor dönemlerin artık bittiğini, bunu başardığımızı, kelimeler yok. Yani bunu anlatmaya kelimeler gerçekten yok. Bu gerçekten zorlu bir süreç. Aileleri yıpratan bir süreç. Çok hani ümitli oldukları bir işin sonunda başarısız olabilme ihtimali de var. Nuray Yıldırım'sa şanslı annelerden. Doğdukları gün aklıma geldi. Yine gözlerim doluyor. Güzel bir şey. İnsan yani mutlu oluyor işte. Bir kere gittim. İlkinde de oldu. Çok şükür. Bebek isteyen çiftler için en büyük sorun yaş. 35 yaşından daha sonraya hanımların kalmaması lazım. Hele hele 43 yaşını geçmemeleri lazım.